Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan hıyarlar var arkadaşlar. Benmiş gibi numarasını yorumlarınıza yazıyor. İnanmayın o kişi ben değilim. Dün yine dozunu arttırmış. İnananlar da olmuş gördüm. Yani arkadaşlar inanmayın. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Bu söylediklerimi resmedin. Çıktısını alın duvarınıza asın. Ramço numarasını yorumların altına yazmaz. Aynen bu. Şimdi videonun içeriğinden bahsedeyim biraz size. Önce Bitcoin'i analiz edeceğiz. Kısa vade neler olabilir vesaire. Büyük resimde olumluyuz arkadaşlar. Pazartesi günü bahsettim haftalık kapanış değerlendirmemde. Yeniden uzun vade analizini pazartesi günleri yapacağız. Şimdilik kısa vadesine değineceğiz. Daha sonra da sepet açıklaması yapacağım. Ee, yeni bir sepet yaptım videodan önce. Ee, dilerseniz siz de yapabilirsiniz. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi paranın yarısını kaybetmeyi göze alman lazım bu bir. İkincisi %1500 ralli gelecek. Uçacağız kaçacağız zengin olacağız diye bir olay yok. İşimiz ters gidebilir. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Yani o riskleri göze almanız lazım. Ramço yapıyor bir bildiği vardır diye düşünmeyin. Ramço'yu da yanıltabiliyorlar bu piyasada arkadaşlar. Onuza söyleyeyim. Yani her şeyi göze alıyorsan zarar etmeyi göze alıyorsan. Rallinin geleceğini düşünüyorsan ben şansımı denemek istiyorum diyorsan bu sepetten dilersen şansını deneyebilirsin. Diyerekten şimdi analizimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar hemen trend çizgilerimize bakalım son durum nedir? <laughs> Biliyorsunuz dün bu çizgilerden konuştuk. Hatta şu beyaz çizgi birlikte çizdik. Yükselen trend kırılmamıştı. Altında 4 saat kapatmadıkça destek kırılmaz. Kırılırsa diğer destekleri takip edecektik değil mi? Ne oldu arkadaşlar? Destek kırılmadı. Oradan toparlama geldi ve yükselişin teyidi için bizim beyaz çizgiyi kırmamız lazımdı. Dün oran üzerinde 4 saati kapattık. Retest yaptık. Bakın arkadaşlar milimetrik bir şekilde oradan döndü. Tepkisini aldı ve yükseliş başladı gördüğünüz gibi. Yani grafiğimiz güzel çalıştı. Potansiyel hedef neydi? 59.470 seviyeleriydi. Yani bir şekilde oraya gideceğimiz düşünüyorum. Hatta şöyle anlatayım. Ben rekorun kırılacağını da düşünüyorum Bitcoin'da. Yani artık haftalıkta yükselen tepeler, dipler vesaire yapıldı. Bunlara değindik pazartesi günü. Yani büyük resimde bir engel kalmadı. Süper trend de bay verdi biliyorsunuz. E son olarak 65 bin dolar kırılması lazım. Rekoru tazeleyeceğiz. Ondan sonra yürür gider diye düşünüyorum. Ama en azından ön sinyaller alındı. Yani rally bana göre teyit edildi. O yüzden sepetimi yapıp yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Kısa vade geri çekilmeler tabii ki olabilir. Orta vadeli pozisyon alıyoruz arkadaşlar. Şimdi soracaksınız ne zamana rally bekliyorsun? Hani yıl sonuna doğru bekliyorum ne yalan söyleyeyim. Bakalım eğer e, 4 yıllık döngülerle gideceksek yıl sonuna bir rally gelmesi gerekiyor. Hatta rally dediğim bir süreçtir aslında. 2 aylık bir süreç olabilir. Kademe kademe yükselir. En sonunda da sert bir yükselişten finişi yaparız. Şimdi Bitcoin'de ne yapacağız? Arkadaşlar dirençler destek haline gelir biliyorsunuz. Şimdilik ilk desteğimiz 56.600 seviyesinde. Oranın altına 4 saat kapanış geldiği vakit yeniden bir geri çekilme görebiliriz. Önemli olan bizim için bu yükselen tren çizgisi. Onun bulunduğu seviye 54.500. Yani şu beyazın altında fake falan atabilir. Ama e, mavi daha önemli benim için. 55.400 e, pardon 54.500 seviyelerini takip edeceğiz. Ora kırılırsa arkadaşlar 52.700 52.700'lere bir gevşeme görürüz. Daha sonra da 51.200'de diğer desteğimiz var. 49.000 kalede bana göre ee, yani maks düşebileceği yerler. Hadi en kötü şartlarda 47.000'i görebiliriz en kötü şartlarda. Oradan yeniden yükseliş dalgasına başlar. Ve şimdilik iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hani destekler kırılmadığı için hani şuraya düşer, buraya düşer demeye gerek yok. Sadece seviyeleri veriyorum. Olur ya destek kırılırsa Nerelere düşebilir? Bunlardan bahsettim. Yani ekranın sağ tarafında gördüğünüz gibi e, seviyeler bulunuyor. Ekran kaydı yapın, bir yere not edin seviyeleri. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Problem yok. Şimdi arkadaşlar, yükselişlerde nereyi takip edeceğiz? 59.470 seviyesini. Onu biz geçen günlerde çizmiştik. Bundan 4-5 gün önceydi yanılmıyorsam. Onun bir hesabı vardı işte yükselişi baz aldıydık. dalgalanmayı baz aldıydık vesaire. 59.470'i işaret ediyordu. Oralar potansiyel hedefler arasında hala. Ve arkadaşlar Bollinger bandına bakalım. <laughs> 4 saat Bollinger üst bandına dokunmuşuz biz. Orası önemliydi. Oradan satış geldi zaten. Şimdi arkadaşlar MA20'miz var. 56.600 seviyesinde. Orası da önemli. Bakın yatay çizgimiz oradan geçiyor. Hani ilk destek dediğim yer 56.600. Bollinger orta bandı da aynı seviyede. Oranın altına 4 saat kapattım. Yeniden alt bandı deneyebiliriz. 55.000 dolarlarda bulunuyor şu an. Günlük grafiği açıyoruz. Günlükte de henüz hedefe var, varmadığını görüyoruz. Hedef ne? Bollinger Üspanlı. 61.660 dolar da şu an arkadaşlar. Ee, her gün yükselmekte gördüğünüz gibi. Yani oraya bir iğne gelebilir. Yükselişlerde 61.600 seviyelerini takip edeceğiz arkadaşlar. Yani yükseliş için verebileceğim hedefler bunlardır. Daha sonra da bakın arkadaşlar şurada bir iğnemiz var ya orada 59.500. Neydi orası? Bakın tam tamına o potansiyel hedef dediğim yer var ya hani yükselişi baz aldık falan diyordum. Orayla tam paralel bakın. Şu iğnelere bakın tam paralel gidiyor. 59.470 orası önemli direnç arkadaşlar. Tahminim oraya aşarsak üzerinde günlük kapanışlar gelirse yani diğer hedef direktman rekora doğru gider diye düşünüyorum yani. Hani 65.000 doları test etmeye gideriz öyle bir durumda. Yani düşüşlerde ve yükselişlerde bunları takip edeceğiz. Aşırı detaya girmiyorum arkadaşlar. Pazartesi günleri detaylı analiz yapıyoruz. Uzun video seven var, sevmeyen var. O yüzden arkadaşlar biraz dengeyi sağlamam lazım. Şimdi sepetimize gelelim. Neler aldım? Cake aldım arkadaşlar. Şöyle tamamen grafiksel göstereceğim size durumu. Şöyle göstereyim. Haftalığı açayım. Mesela bollinger bandını açalım. Bakın cake dediğimiz şey uzun süredir. E, o En son düşüşlerde bile. Bakın. Haftalık Bollinger orta bandına tutunmayı başardı. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel tutundu yani. E, i̇steselerdi kırabilirlerdi bu orta bandı. Yani arkadaşlar benim için yeterli bir sinyaldir bu. Yani bir aydır ne bir ayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftadır arkadaşlar. MA20'den destek alıyoruz. Yani benim için e, uygundur. Ve şöyle büyük resimden bakınca bu haftalık grafik yükselen tepeler yükselen dipler görüyoruz. Hani bu da büyük resimde trendin döndüğü anlamına gelir. O yüzden K'yi aldık. Nereden aldık? 20.54 diyelim. Şöyle bunu da kaydedeceğiz. İlerleyen zamanlarda izleriz yeniden arkadaşlar. 20.54 Burada da işler tamam. Diğer bir de C98 Bakın bunun fazla geçmişi yok. Fazla bir geçmişi yok arkadaşlar. E, fena durmuyor grafiği. Bir günlüğe gidelim. Bakın günlükte de logaritmi alayım. Şöyle. Bakın arkadaşlar, düşen trendini kırdı, retestini yaptı, bir retest daha yaptı. Şimdi yoluna devam ediyor gibi duruyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Hani benim için yeterlidir bu. Yani şuna benzer hareketler görebiliriz arkadaşlar. Şöyle pembeye gider. Böyle böyle ralliye gidebilir kendisi örnek vereyim. Ee, önemli olan benim için düşen trendin kırılmasıydı. Ee, uzun süredir takip ettiğim bir proje bu fena değil arkadaşlar. Hani C98 grafik olarak uygundur diye düşünüyorum. Haftalığına bir bakalım bir de. Haftalıkta da arkadaşlar MA10'umuz var. Orada tutunuyoruz. Bakın ilk ortalama. Hani fena durmuyor. Hani şuna benzer bir yükseliş daha yaparsa gerisini siz düşünün arkadaşlar. Hani güzel bir yükseliş görebiliriz C98'de. Hareketli ortalamalarında üzerine 64 saatlikte. Günlüğe bakıyoruz. Günlükte de son ortalamadan geri döndü. Daha önce de test etti orayı kıramadı düştü. Bir daha test ediyor bir yerden sonra kırması lazım. Düşen trend de kırıldı arkadaşlar. Yani şöyle de gösterebilirim. 4 saat açayım. Şöyle düşen trend kırıldı değil mi? Ana düşen trend. Diğer taraftan da kısa vadeli de düşen trendi kırdık. Bakın. Hani bir test gelebilir vesaire. Orta vadeli pozisyon açıyoruz. Kısa vade düşüşler gelebilir. Hani yıl sonuna kadar tutmayı planlıyorum ben bu sepeti kısmetse. Şimdi diğerine gelelim. 3.67'den almışız bunu. SLP. Bir videomda bahsetmiştim arkadaşlar size. Bu SLP takibimde benim. Hani sert düşüşler yaşadı. Sert düşüşler yaşadı. Çizgileri bir kaldırayım. E, düşüş boyunca alçalan tepeler yaptı günlük grafikte. Bakın. Yani bence tam almalık yerde duruyor. Bakın iyi takip edin tamam mı? Bu ürün 6. aydan beri düşüyor. 6. aydan beri. Nereden düştü? 0.4'ten düştü. Şu an nerede? 0.77. Yani düştüğü yere kadar yükselse bile 5x yapar zaten arkadaşlar. Neyi takip ettim ben? Bir videomda değinmiştim. Belki hatırlayanlar olur. Dünlük grafikte düşüşten beridir alçalan tepeler yapıyoruz. Bakın. Tepe, alçalan tepe, alçalan tepe, alçalan, 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 alçalan. Ve dip, alçalan dip, alçalan dip, alçalan dip. Yani hem alçalan tepe hem alçalan dip yaptık aylar boyunca. Şimdi ne görüyoruz arkadaşlar? Tepe yükselen tepe. Bakın ilk yükselen tepesini yaptı. Dip yükselen dip ve yeni bir yükselen dip yaptı. Üçüncü yükselen dibini yaptı. Şimdi kısmesi yeni yükselen tepeye doğru gidecek. O yüzden arkadaşlar e zaten çok düşmüş bir ürün var karşımızda. 0.077'den alıyoruz arkadaşlar. Yani ben alıyorum. 0.0775 yapalım. Sonra 5'i niye saymadın de demesinler. Gelelim Mina'ya. Mina. Bakın arkadaşlar Mina'da şöyle anlatayım size. Haftalık grafiğini açayım. Bakın şu an MA10 yeni çıktı piyasaya haftalıkta. Gördüğünüz gibi mavi bir çizgi var. Daha ilk kez çıktı ve üzerinde tutunuyoruz arkadaşlar. Güzel. Hani altcoin'lerde bir toparlanma görebiliriz. Görüyoruz da. Hani bu da tam destekte duruyor. Kırmamış. O yüzden uygun gördüm ben açıkçası. Denemek istiyorum. Diğer taraftan günlükte de son ortalamadan destek aldık. 1, 2, 3, 4, 5 keredir destek alıyoruz oradan. Şimdi engelleri aşması lazım. Bu ortalamaları kıracak. Ondan sonra yoluna devam edebilir kısmetse. Yani arkadaşlar uzun vade için güzel duruyor. Eski yeni bir proje. Fazla geçmişi yok. Bakın. Mesela 2021'in sonlarında çıktı gördüğünüz gibi. Her şeyle birlikte bir yükseldi. Daha sonra bir geri çekilme vesaire. Ee, şimdi de 1, 2, 3, 4, 5 haftadır düşüyor arkadaşlar. 5 haftalık düzeltmesini de yaptı. Hani bir yerlerden sonra toparlayıp daha güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Yani 4.28'den Mina da alınmıştır. 4.28 Mina. Gelelim CFX'e. Yani karışık bir grafiği var arkadaşlar bunun. Şöyle göstereyim. Mesela bollinger bandını açayım haftalıkta. Ne görüyoruz arkadaşlar? Üst banttan satışını yemiş. Orta bantta tutulmuş. 1, 2, 3, 4 haftadır tutunuyor arkadaşlar. Şu anda da orta bantta gördüğünüz gibi. Yani haftalık bazda fena durmuyor. Ee, orta bant kırılmadıkça herhangi bir problem yok. Fazla geçmişi de yok bu ürünün. Ee, en dipten şu anki seviyesine de Fazla bir yükseliş görmemişiz Yani tarihten beri sadece 2 kat atmış arkadaşlar Daha fazla artmışlığı var Ama şu anki bulunduğu seviye Bir de şöyle anlatayım 0.84'ten düşmüş 32'ye yani eski yerine giderse 2 e, kattan fazla artış Görebiliriz arkadaşlar zaten Bollinger orta bandında tutunuyor Fazla geçmişi yok rally yaşamamış bir ürün Yani e, Bollinger orta bandında üzerinde yani dedim ki ya iyi iyi bu güzel. Bollinger bandında da bir daralma var. Her an bir patlama gelebilir. Yani deneyelim dedim arkadaşlar. Umarım e, iyi olur. Yanılmayız umarım. 0.321'den de bunu aldık. 0.321. Şimdi arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Daha önce de sepet yaptım. Adam dedi ki işte hocam sen e, sepet yaptın. Ben şunu almadım, diğerlerini aldım dedi mesela. O almadığı şey pump yaptı. Aldığı şeyler yerinde saydı örnek vereyim. Daha sonra işler tersine gitti. Adam zarar etti. Yani arkadaşlar yapacaksan hepsini yap. Ha şu çok güzel duruyormuş. Ben hepsini buraya basayım deme. Yapacaksan hepsini yap. Biri giderse diğeri gitmez vesaire. Birbirini dengelerler. Mesela şimdi CFX fazla geçmişi yok. Olur ya. Ters bir şey olur ya. Ama senin elinde diğerleri var mesela. Onlar sayesinde yırtarsın. Öyle düşün. Yani yapacaksan ya hepsini yap ya hiçbirini yapma ve büyük paralarla oynama. Mesela ben yarı Bitcoin'de kalmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ve RVN almıştım biliyorsunuz. Onu da tutmaya devam ediyorum. Şöyle anlatayım. Benim bir bütçem var. Bu bütçenin yarısı Bitcoin'de, yarısı RVN'de, değil mi? Bir de ufak bir bütçe ayırdım. Onunla da bu sepeti yapıyorum. Yani bu sepet inanın bana hiç umrumda olmayacak miktarla yaptım bu sepeti. Ama Bitcoin ve RVN'ye biraz yüklü girdim o ayrı konu. RVN e, Shitcoin değildir arkadaş. Bakın bu saydıklarım küçük coinler ama rvn büyük bir coin. Daha önce değindik ona. Onu tutmaya devam ediyoruz. Dileyen buradan alabilir rvn'yi. Bakın arkadaşlar. Rvn haftalıkta hala bollinger orta bandının üzerinde. Gördünüz mü? Yani büyük resimde güzel duruyor. Günlük grafiğe gideyim. Günlükte de, de bollinger orta bandının üzerinde. Burada da güzel duruyor arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım bir şey bekliyor anladın mı? Hani yükselmek için bir haber mi bekliyor bir şey bekliyor veya dominansın düşmesini bekliyor. Alt konuların toparlanmasını bekliyor. Yani bir giderse buradan güzel kazanırız diye düşünüyorum. Hala dün yazmış ki hocam RVN yorum bekliyoruz zarardayım. Tamam da biz ben neredeyse %10 kardayım yani RVN'de. Aldım dediğim yerden aldıysan zaten kardasın. Zararda olma ihtimalin yok. Ama tutar da uçtuktan sonra aldıysan bilmem. Şu an karda olman lazım senin. Ve beklemeye de devam ediyorum arkadaşlar. Yeni almak isteyenler alabilir. 109 seviyesinde tamam mı? Ama bilin ki biz daha aşağıdan aldık bunu. 109. Yani Ramço'nun elinde ne var? Yarı BTC yüklü. Yarı RVN yüklü. Ufak miktarla altcoin sepeti. Şimdi Cake C98 SLP Mina CFX Tamam mı arkadaşlar? Bunu kaydediyorum. Ben bir gün yeniden gösteririm. Yani atıyorum elinde 100 bin lira var. 50 bin lira Bitcoin'de 50 bin lira RVN'de bir de sağdan soldan 10 bin lira bulmuşsun öyle örnek vereyim sana veya bir 10 bin daha feda etmişsin onunla da bu sepeti yapmışsın o şekilde yani benim stratejim bu eğer rally gelecekse ben böyle ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar umarım aklınıza yatmıştır. Ee, sonra ters bir durumda işte zarar ettirdiğin gibi şeyler duymak istemiyorum. Madem benden sepet istiyorsunuz Sonucuna katlanacaksınız arkadaşlar. Hani ters bir şey oldu mu? Sonucuna katlanacaksınız. İstesem yaparım, kimseye söylemem. Bu sepeti yaparım, kimseye söylemem. Ama siz istediğiniz için paylaşıyorum ve hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Yani dediğim gibi, benim kadar da uyaran yoktur insanları. Sanki almayın diye can atıyorum yani. Uyarımı yaptığımı düşünüyorum. Yani arkadaşlar durumlar bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.